Herkese merhaba. Bugün bayağıdır hepinizin sorduğu çeşitli sorular var. Ben de bunları cevaplamaya çalışıyorum. Sürekli yazarak cevaplamaya çalışıyorum. Hepinizin yorumlarına değer veriyorum ve bunları cevaplamak istiyorum. Hepsini yazmaktansa hem de bana bir konu, içerik fikri vermiş oldunuz. Bugünkü konumuz değerli arkadaşlar. Bajaj mı alayım? Hero mu alayım? Acaba ben hangi motosikleti kullanayım? Bununla ilgili kendimce başlıklar belirledim. Tecrübelerim var. Bajaj'da kullandım. Zaten Hero'yu da hala kullanıyorum. Size bir miktar bilgi aktaracağım. Tavsiye niteliğinde sizlere edindiğim tecrübeleri paylaşmaya çalışacağım değerli dostlar. Şimdi kendimize güzel bir mekan bulalım. Orada kaskımızı falan dökünelim. Gerekli kayıt ekipmanlarımızı ayarlayıp sizlerle konuşmaya başlayalım. Siz de bu arada kanalıma lütfen abone olun. Bildirimi açın. Bunlar benim için değerli. Diğer içeriklerimi de gözden geçirin. Belki kendinizden bir şeyler bulursunuz. Hadi bakalım. Kendimize bir yer bulup orada sohbetimize devam edelim ayrıntılı bir şekilde. Mekanımız güzel herhalde. Buraya kurulalım bakalım. Haydi bakalım. Şimdi ben buraya kendime bir yer yaptım. Muhabbetimize başlayalım. Evet, konumuz bajaj mı alalım, hero mu alalım? Değerli dostlar, İkisi de kötü motosikletler değil. Ama motosiklet almaya karar verdiniz. Bu yola baş koydunuz. Böyle bir hobiniz var. Ve bundan kendinizi alıkoyamıyorsunuz. Öyle veya böyle gidip bir motosiklet sahibi olacaksınız. Karar vermeniz gereken en önemli ayrıntılardan birincisi, bir numarada olan şey, ben ne istiyorum? Ben doğada mı gezeceğim? Ben asfaltta mı süreceğim? Ben ne yapacağım? İlk önce buna karar verin arkadaşlar. Yani motosikleti alacaksınız ama ben asfalt ağırlıklı bineceğim diyorsanız, evet, birinci soru, ben asfalt ağırlıklı bineceğim diyorsanız, benim derdim asfaltta motosiklet sürmek diyorsanız bunu silin. Bu değil. Aradığınız motosiklet bu değil. Kesinlikle söylüyorum. Bakın, yol yapacağım, asfaltta bineceğim diyorsanız bu motosikletle seyir hızınız, şöyle örnekleyeyim, bajajla kıyaslayacağız yani. Bajaj mı dedik, hero mu dedik. Şimdi hero'ya baktığımız zaman 7000 devir bandında 5. viteste bu motosiklet yaklaşık 80 km hızla gidiyor. Yaklaşık değil, 80 km hızla gidiyor bu motosiklet. Ama 7000 devir bandında bir bajaj, 6000 devir bandında, 7000 devir bandında bajaj, örneğin Dominar 250 veya Dominar 400 alırsanız bu motosikletler 100'ün üzerinde hız yapıyorlar. Bu da demek oluyor ki bu motosikletleri, yani bajajın Dominar 250'sini ya da Dominar 400'ünü tercih ederseniz bundan daha az devir çevirerek daha hızlı yol alabileceksiniz demektir. Tamam? Evet, ben ne istiyorum? Ben asfalt motoru istiyorum diyorsanız Hero değil. Ama benim belirli bir bütçem var ve kaliteli, beni yıllarca çevirecek bir motosiklet istiyorum diyorsanız, evet, ben asfaltta da biniyorum. Lütfen diğer videolarımı da kontrol edin. Özellikle Batı Karadeniz turumuzda sevgili Coşkun'la çıktığımız yolda Bolu'ya giderken, Bolu'dan dönerken tamamen asfalt yolları kullandık. Dağ yollarını kullandık, asfalt kullandık. Ben oralarda 90-100 kilometre hızlara çıktım. Fakat ne yalan söyleyeyim arkadaşlar, insan biraz daha hızlı gitsin istiyor. Evet, gidebiliyor. 110-120'lere çıkabiliyor. Fakat buralarda motosiklet fazlaca devir çevirdiği için ister istemez yakıtınız da artacak. Yakıtınızın yakıt artması istediğimiz bir şey değil. Hepimiz az yaksın, ekonomik gitsin istiyoruz. Ayrıca motor bloğunun uzun ömürlü olabilmesi açısından da bence fazla devir çevirtmemeniz gerekiyor. O yüzden sürekli asfalt kullanacak adam için Hero mu? Hayır, Hero değil. Kesinlikle bajaj. Bajaj burada artı bir. Ama hafif asfalt, hafif arazi ve ekonomik ve kaliteli bir motosiklet istiyorsanız, evet, bu sefer Hero. Yani ne yapacağınıza karar verin değerli dostlar. Ben dağda taşta bineceğim diyorsanız bu. Ben sürekli asfalt bineceğim diyorsanız bajaj seçeceksiniz. Ben sürekli dağ yollarında gezeceğim, ben asfalt kullanmayı sevmiyorum, hızla işim yok diyorsanız Hero. Evet. Şimdi ne istediğinize karar veriyorsunuz. Asfaltta mı bineceksiniz, dağ yollarında mı bineceksiniz, karar veriyorsunuz. Birinci ölçütünüz bu olsun. Diğer bir soru. Ya hocam, ben bajaj alacağım ama bajajı hiç mi arazide binemem? Yani arkadaşlar, şu gördüğünüz arazide bajaja binebilirsiniz. Buralara bir yerlere atacağım. Ben NS 200 ile 2021 model ya da 2020'ydi tam hatırlamıyorum.
Enes 200'ümle Kütahya'nın Yenilice Dağı'na çıktım. Yenilice Dağı'na çıkarken böbreklerim yere döküldü arkadaşlar. O kadar sert ki, çünkü tam bir naked motor, asfalta göre dizayn edilmiş. Çıkmadı mı? Çıktı. İşini yaptı mı? Evet yaptı. Beni götürdü. Geri de getirdi. Bir şeyi kırılıp dökülmedi de. Gayet güzel gitti de geldi. Ama o kadar sertti ki arkadaşlar, anlatamam. Beni müthiş derecede yordu. Yumuşaklık için ve full arazi kullanacağım diyorsanız, bu sefer biraz önce ne dedik? Asfaltta bir puanı bajaja vermiştik. Bu defa arazi için kesinlikle Hero'ya bir puan veriyorum. Şimdi ufak arazide bajaja binebilir miyiz? Evet, binebilirsiniz arkadaşlar. Çok hafif arazide binebilirsiniz ama bundaki rahatlığı alamayacaksınız. Şimdi sağlamlık konusu. Değerli arkadaşlar, bu adamların artık standartları var. Her ikisinin de standartları var. Ben NS 200'den 2 adet sahip oldum. Bir tanesi 2017 model ABS'liydi. Diğeri de 2020 modeldi ABS'liydi. İkisini de farklı farklı dizayn ettim. İkisine de çanta taktım. İkisini de asfaltta da kullandım. Ufak tefek araziye de çıktım. Hiçbir problem yaşamadım. Ama bajaj alacağınız zaman, özellikle NS 200 ile bunun arasında kalanlara söylüyorum. Değerli arkadaşlar, sene 2022-2023 olmuş. Hala NS 200'ün ekran resetleme problemi bitmez. Çok fazla sıcakta kullanırsanız ne yapar biliyor musunuz? Motor arıza ışığını yakar. Aslında bir kusuru yoktur. Çoğu zaman tabii ki rutinine bakacaksınız. Ya bu tarz problemleri bajajın da var. Gelmiş buna diyorlar ki işte yağ atıyor bilmem ne. Bajajın da var arkadaşlar. Bajaj yok. Ne derler ona? Sübap kesiyor derler. İşte jantı kırılıyor derler. Bir sürü bajajla ilgili de biliyorsunuz arızalar var. Kronikleri var. Ben 3500 kilometreyi devirdim. Yani şeytan kulağına kurşun. Ben daha en ufak problem yaşamadım ki. Bu motosikleti yani 4-5 kez sağına soluna yatırdım. Yani sağlamlık konusuna genel hatlarıyla değinecek olursak, bence iki model de hiç fena değil. Gayet güzel, standartları yüksek ve bana göre de sağlam motosikletler değerli dostlar. Şimdi bütçen ne kadar değerli dostum? Motosiklet alacaksın, bütçen de çok önemli. Çünkü bütçene göre motosiklet alacaksın. Sadece motosiklet almak yetmiyor. Kask alacaksın, eldiven alacaksın. Bunun yanında birçok ekipman alıyorsun. Yani ekipmanını göz ardı edip elindeki avucundakini tamamen götürüp motosiklete gömmek de mantıklı değil. Ekipmanınızı da motosiklet bütçesi yaparken muhakkak ekipman bütçesi de yapın ve kararınızı buna göre de verin. Evet dostlar, dediğim gibi ekipman bütçesini de unutmayın. Motosikletinizi seçerken de bu ayrıntıyı gözden kaçırmayın lütfen. Ekipman bütçesi de çok önemli. Düşüyoruz, kalkıyoruz. Eninde sonunda bir gün toprağa ya da asfalta yapışmak zorunda kalırsak ekipmanın önemini anlarız. Yani hepimiz ana kusursuyuz. Ben ayrıyetten babayım da. Yani hepimizin canı değerli arkadaşlar. Ekipmanlarınızı göz ardı etmeyiniz. Yani motosiklet alırken ekipman bütçesini de unutmayınız. Hangisinin yakıtı? Hero mu? Bajaj mı? Arkadaşlar, burada net bir şekilde söylüyorum, ikisi de kafa kafaya yakıyor. Ama ben burada bajajı daha değerli görürüm. Neden biliyor musunuz? Örneğin Dominar 400 veya Dominar 250 110-120 kilometre hızlarda giderken 3 litre civarı yakıyor. Bu da 100 kilometre, 90 kilometre hızlarda giderken 3 litreyi bir miktar geçiyor. Özellikle devir çevirdiği için 5. vitesten ve devir bandı, ne diyelim buna, şanzıman dişli oranları bence bajajın daha iyi. 6. vitesi var ve çok fazlaca devir çevirmiyor. O konuda zaten o yüzden bunu asfalta tavsiye etmiyorum. Şunun bir 6. vitesi olsa, vites dişli oranları da bir miktar daha düzgün olsa ben yine bunu tercih ederdim. Bajaj almazdım. Asfalt konusunda vites dişli oranlarını göz önüne aldığınız zaman bajaj daha iyi. Bajajın yakıtı asfaltta bu motosikletten daha iyi. Ama bunu da arazide kullanırken hiç basmadan, hiç incitmeden ben 2.3'lere kadar düşürebildim. Örnek veriyorum, benim bununla ortalamam 2.9-3.3 arası giderken, NS200, NS200'üm varken, en son 2020 modeline ben sahipken değerli dostlar, vur kır öldür o kadar da sıkıştırırdım o motosikleti, 130 km hızlarda seyahat ederdim. Asfalt ağırlıklı kullanıyordum. O da 3.2 falan yakardı. Bu da sanırım kafanızdaki yakıt tüketimiyle ilgili sorunun cevabı olabilir. Bence iki motosikletle birbirine denk, onu söyleyeyim. Şu şekilde toplayalım. Arkadaşlar, ne istediğinize karar verin motosiklet seçerken. Dağda mı bineceksin, asfaltta mı bineceksin, karmada mı bineceksin? Hayatınızı yaşayın. Geciktirmeyin. Bir an önce sahip olun. Kullanın değerli dostlarım. Kullanın. Sen şimdi bajaj mı alacaksın? Hız istiyorsan git bajaj al. Asfalt istiyorsan git bajaj al. Hız istemiyorum diyorsan git Hero al. Dağda doğada gezeceğim diyorsan git Hero al.
İkisinin yakıtı da aynı değerli dostlar. 3 litre civarında yakıyor. Bunu yani 2.5'a da düşürebilirsin, 3.5'a da çıkarabilirsin. İkisinin de sağlamlık dayanıklılığı birbiriyle aynı değerli dostlarım. Sorularınızın cevapları bunlar. Şimdi toparlayacak olursak özetle. Dediğim gibi arkadaşlar, motosiklet seçiminde bazı kriterleriniz olmalı. O kriterlere göre motosikletlerinizi seçmelisiniz değerli dostlar. Bunlardan birincisi motosikletinizi nerede kullanacağınıza karar vermek. İkincisi çok fazlaca hız tutkunu musunuz değil misiniz buna karar vermek. Sonrasında da bütçenize ve ekipman bütçenize karar vererek gidip istediğiniz motosikleti satın alabilirsiniz. Umarım paylaştığım bilgilerlere tercih noktasında fayda sağlar. Burada iki kelime konuşacağız değerli dostlar. Bakın sizlere görüntü kaydetmek için bu şekilde bir düzenek kurdum kendime. Sağ olsun gimbal o kadar ağır ki bu Çin'den getirttirdiğim çubuk bugün benim. Defalarca dikkatimi dağıttı. Bunu da burada paylaşayım istedim arkadaşlar. Ulan gimbal bizi perişan ettin be. Bizi bitirdin be. İşte Hero'nun işi bu dostlar. Çok güzel buralarda. Arazi için biçilmiş kaftan. Buralara kadar dinlediyseniz sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğenirseniz, içeriklerin devamı için beni desteklerseniz çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın arkadaşlar.